21. yüzyılda Kapital kitabının temel vurgularından biri vergi sonrası sermaye karlılığını ekonomik büyümeyle karşılaştırmak. Piketty bunu yaparken şu görüşü de ileri sürüyor. Eğer sermaye karlılığı yani R, G'den büyükse bu durum artan gelir eşitsizliği ile ilgilidir diyor. Çünkü bu durumda gelirin gittikçe artan bir kısmı iş gücüne değil, sermaye sahiplerine gidiyor. Ve sermaye genelde tek bir yerde yoğunlaşma eğilimi gösterdiğinden ya da buna servet de diyebiliriz. Biliyorsunuz, sermayeyi servet olarak da yorumlayabiliyoruz. Servet tek bir yerde yoğunlaşma eğilimi gösterdiği için bu durum bu yoğunlaşmayı daha da ileriye taşıyor. Ve servette daha büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Ayrıntıya girmeden önce, yani arada böyle bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını tartışmadan önce sermaye kârları ne demek onu anlamamız gerekiyor. Ekonomik büyüme ile nasıl kıyas edilir? Sermaye sahiplerine veya iş gücüne nasıl gelir sağlar? Önce bunları kavrayacağız. Bu konuyu hakkını vererek incelemek için çok 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 basit bir ekonomi düşünelim. Mesela ekonominin tamamı bir altın madeninden ibaret diyelim. Birinci yılı buraya yazacağız. Ekonominin tüm değerlerine yani onu oluşturan tüm servete, diğer bir deyişle ekonomideki sermayemize bin altınlık bir değer biçiyoruz. Tabi istersek bu değeri nasıl belirlediğimizi falan uzun uzun konuşabiliriz. Sonra muhabbet varlıkların piyasa değerini mi yoksa asli değerini mi dikkate alıyor sorusuna kadar varır. O yüzden şimdilik bu basit model üstünden gidelim. Sonuçta amacımız sermaye karlılığı ve ekonomik büyüme kavramlarına ve bunlar arasındaki ilişkiye bir aşinalık kazanmak. Evet, sermayemiz bin altın. Bakın bu bir altın madeni. Sadece altın üretiyor. Bunu farklı bir renkle yazayım. Ulusal gelir. Ulusun tamamının kocaman bir altın madeni olduğunu düşünüyoruz. Ulusal gelirimiz 100 altın olsun diyelim. 100 altın. Ve diyelim ki bu gelir iş gücü geliriyle. Sonuçta altına çıkartmak için madende insan istihdam etmemiz gerekiyor. Yani bu yüz altın sermaye sahipleriyle yani madenin arazisine, araç gelişlerine, her şeyine sahip olan kişilerle çalışanlar arasında pay ediliyor. Yani iş gücüyle paylaşılıyor. O halde bu yüz altının 50'si iş gücüne gidiyor olsun. İş gücünün payı bu. 50 altında sermaye sahiplerine gitsin. Sermayeye giden de bu. Buna vergiler dahil olmayabilir. Bu seviyede vergileri de işin içine katıp kafamızı karıştırmayacağız. Yani bu vergi sonrası gelir. Evet artık sermaye getirisini hesaplayabiliriz. Birinci yıldaki R neye eşit olacak? Bakalım sermaye sahipleri 50 altını almış. Koydukları sermaye 1000 altınmış. 50 bölü 1000 %5 demek. Şimdi bunu ekonomi büyüme bağlamı içinde düşünelim. Birinci yıldan ikinci yıla geçtik diyelim. İkinci yılı da buraya yazacağız. Sermaye sahiplerinin sahip oldukları tüm sermayeyi yine altı madene yatırdıklarını farz edelim. Şimdi altı madeninin değeri yani ikinci yıldaki sermaye 1050 altın olacak değil mi? 1000 altınla başladık. 50 tane daha kazandık. Sonra bu sermayeyi tekrar madene yatırdık. Belki yeni araç gereç veya arazi falan aldık. Sermayemiz artık 1050 altın oldu. Hatta ikinci yılda ulusal gelir de artıyor diyelim. Ulusal gelir. Tekrar edeyim bu aşırı derecede basitleştirilmiş bir ekonomi. İçinde tek ve koca bir altın madeninden başka hiçbir şey yok. Ve şimdi ulusal gelir mesela %2 büyümüş olsun. Dolayısıyla yeni ulusal gelirimiz 102 altın. Şimdi bu geliri farklı şekillerde dağıtabiliriz. Ama anlattığım şeye hizmet etmesi açısından önce söylediklerimin üzerinden bir kere daha geçip konuyu iyice netleştireyim. Dedik ki buradaki büyüme %2. Şimdi asıl sorumuz şu. Aslına bakarsanız bu kitabın da kilit sorularından biri. Bu durumda R'nin G'den büyük olması, ulusal gelirin sermaye sahiplerine giden kısmının mı artmasına yoksa iş gücüne giden kısmının mı artmasına yol açar? Yoksa eşitsizliğin seviyesi değişmez mi? Bence videoyu burada durak katıp bu soru üzerine biraz kafa yorum. Buradaki sayılar çeşitli şekillerde pay edilebiliyor. Mesela ikinci yılın ulusal geliri iş gücüyle sermaye arasında paylaştırılıyor. Bu durumda R'nin G'den daha büyük olması daima daha fazla eşitsizlik anlamına mı gelir? Sorunun cevabı bu yıla ait ulusal geliri nasıl pay ettiğimize bağlı. Elbette eşitsizliğin potansiyel olarak arttığı bir durum söz konusu olabilir. Mesela şöyle bir durumdan söz edebiliriz. İş gücü yine 50 altın alıyordur. Sermaye ise 52 altın gidiyordur. Bu durumda sermaye getirisi 52 bölü 1050 olur. Sermayeden gelen gelir 52 altın. Sermayenin değeri 1050 altın. Demek ki sermaye karlılığı 4, neredeyse %5 oluyormuş. %5'in hemen altında %4,95. Yani bu senaryoda sermaye karlılığı %4,95. Burada da R'nin G'den daha büyük olduğunu görüyoruz ve işsizlik biraz daha artıyor gibi. Sermaye sahipleri gelirin daha büyük bir yüzdesini alıyorlar. Geçen yılki %50'den daha fazla sonlara gidiyor ama bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Süreç öteki türü de gerçekleşebilir. Peki bu yıl iş gücü biraz daha kıymetlenmiştir ve işçiler maaş zammı almayı başarmıştır. Sonuçta iş gücüne 52 altın, sermayeye 50 altın gitmiş olabilir. Bu durumda sermaye karlığı ne olur? Sermaye sahipleri yine aynı gelir elde ediyor. Ama bu kez daha büyük bir yatırım üzerinden, daha büyük bir sermaye tabanı üzerinden aynı geliri elde ediyorlar. 50 bölü 1050 eşittir yaklaşık 4,76. Evet. Bu gerçekten basitleştirilmiş bir analizde görüyoruz ki bir yıl için R ve G'nin değerlerine yüzeysel olarak bakıp bir yıl sonraki yılın değerleriyle yüzeysel olarak karşılaştığımızda illaki artan bir gelir eşitsizliğiyle karşılaşacağız diye bir şey yok. Belki çok temsili yaklaşıyoruz veya çok üst seviyeden bakıyoruz ama yine kendi içinde bu böyle. Belli bir yılda R'nin G'den büyük olması o yıl için illaki eşitsizlikte bir artış olacağı anlamına gelmiyor. Bundan sonraki birkaç videoda bu soruyu biraz daha derinlemesine masaya yatıracağız. Belli senaryolar incelemek için bir takım tablolar kullanacağız. Mesela R ve G'yi sabit tutup eşitsizliğin nasıl değiştiğine bakacağız. Veya eşitsizliği sabit tutup R'ye ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.